Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetine doyum olmayan tiramisu tarifi yaptım. Çiğ yumurta kullanmıyorum içindeki kreması için. Kendime has, kendime özel. Şurada 2 hafta önce verdiğim pastane kremamızdan yaptım. Enfes bir lezzet, mutlaka yapmanız lazım. İnanın bu tarif yaptıktan sonra başka tiramisu tarifi yapmak istemeyeceksiniz. O kadar garantili bir tarifimdir. İnanın yapınca asla pişman olmayacaksınız. Çocuklarım o kadar çok beğendi ki. Normalde kakaoyu üzerindeki kahveyi sevmez benim çocuklarım. Seçicidir ama buna bayıldılar arkadaşlar. Komşuma dahi bir dilim götüremedim maalesef. Tarifimizin malzemesini info kısmında yazdım. Hadi şimdi yapılışına geçelim. Tenceremizin içine sütümüzü, şekerimizi, ondan sonra yumurtalarımızı, nişastamızı ve unumuzu alalım, altını yakmadan çırparak pişirelim. Bu kremayla o kadar çok tarif yaptım ki siz de gördünüz değil mi arkadaşlar? Bundan önceki tariflerimde de devamlı bu kremayı kullandım. Yani bir krema ile ne kadar çok çeşit tatlı yapılabiliyormuş bunu görmüş olduk hep birlikte. Farklı lezzetler aramaya gerek yok. Eğer bir tariften memnunsanız bence o tarifi devamlı yapabilirsiniz. Devamlı farklı tariflerinizde kullanabilirsiniz daha doğrusu. Yani ben çok memnunum bu kremadan. Keşke daha önce videosunu çekseymişim. Neden çekmemişim bilmiyorum. Evet, şimdi muhallebimizi pişirdik. Piştikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. İçine vanilyamızı ve tereyağımızı atıyoruz arkadaşlar. Ve iyice çırparak içindeki yağın erimesini sağlıyoruz. Blenderla çırparsanız daha büyük bir kolaylık olmuş olur. Çünkü elle çırpılınca bayağı bir kolumuz yoruluyor. Blenderla daha pratik geliyor. Blenderla çırptıktan sonra arkadaşlar muhallebimizi yine bir kasenin içine koyuyoruz. Çünkü aynı muhallebi artık alıştınız. Kasemizin içine koyuyoruz. Üzerini streç folyo ile kapatıyoruz ki kabuklanmasın ve soğumaya bırakıyoruz. Arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. İnşallah atlaya atlaya bu videoyu izlemiyorsunuzdur. Bazı arkadaşlar atlayarak izlediği için söylediklerimi kaçırabiliyorlar. Vermiş olduğum püf noktalarını maalesef kaçırıyorlar. Şimdi bu muhallebi biraz tiramisu tarifimize çok gelmiş olabilir. Hani o yüzden biraz artacaktır arkadaşlar. Artanıyla farklı tarifler veya bundan bir önceki külah tatlımızı yapabilirsiniz. Ondan daha önceki pastalarımız var. Ondan sonra profiterol tarifimiz var. Ekler tarifimiz var. Onlarda da değerlendirebilirsiniz. Yani bu kısmı kaçırmayın. Hani pastane kreması tiramisu tarifine biraz fazla geldi diye sakın yorum yazmayın. Şu an ben uyarımı yapmış oluyorum arkadaşlar. Biraz artabilir, çok fazla değil. İnanın bardak tatlısında da yapabilirsiniz. Sade bir şekilde dahi yiyebilirsiniz. O kadar lezzetli bir pastane kremasıdır. Burada da görmüş olduğunuz gibi sıvı kremamızı çırptık. Köpürene kadar çırpmış olduk. Ondan sonra pişirip soğuttuğumuz muhallebimizi içine kattık ve birlikte çırpıp pastane kremamızı hazır ettik arkadaşlar. Yani bu kısma kadar zaten hepiniz artık gördünüz, alıştınız, biliyorsunuz. Şimdi gelelim tiramisu'nun yapılışına. Derince bir kasemizin içine sütümüzü koyalım. Üzerine de kahvemizi ilave edelim. Nescafe koyuyorum ve biraz da Türk kahvesi ilave ediyorum. İsteyenler Türk kahvesi de ilave edebilir. Çok güzel oluyor. O yüzden ben biraz Nescafe, biraz Türk kahvesiyle sütümüzü bir güzel karıştırıyorum. Sonrasında da kedi dili bisküvilerimizi tek tek sütümüze, yani kahveli sütümüze batıralım ve kalıbımıza dizelim. Kalıbımızın alt tabanını tamamıyla kahveli kedi dili bisküvilerimizle dolduralım. Parçalayarak da koyabiliriz arkadaşlar. Boş yer kalmamak şartıyla her tarafını dolduralım. Alt tabanımızı oluşturduktan sonra kremamızı ortasına güzelce dökelim ve spatula yardımıyla düzleyelim. İkinci katımıza da yine kedi dili bisküvilerimizi kahveli sütümüze batıralım ve sırasıyla boşluk kalmamak şartıyla dizelim. Kedi dili bisküvilerimizi dizme işlemi bittikten sonra geriye kalan pastane kremamızı pastamızın üzerine dökelim. Ama eğer çok gelirse dediğim gibi arta kalan kısmı dökmeyin. Yani çok fazla hani
Dökün de arkadaşlar, çok fazla abartmayalım, onu söylüyorum. Çünkü biraz kremadan artabilir. Onu da burada belirtmek istiyorum. Biraz artar. Fazla değil de biraz artabilir. Evet, pastane kremamızdan döktük. İyice düzledik. 2-3 saat buzdolabında dinlenmeye gönderiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle üzerine kakao ve kahvesini dökmeden dinlenmeye gönderiyoruz. Böyle daha güzel oluyor ve sulanmıyor pastanız. Bu şekilde yaparsanız çok memnun olur kalırsınız. Üzerine ben kahve ve kakao döküyorum. Daha lezzetli oluyor. Sadece kakao çok güzel olmuyor, lezzetli olmuyor. O yüzden ben kahveyle karıştırıyorum. Türk kahvesiyle. Türk kahvesi ve kakao karışımını dinlenmiş tiramisu pastamızın üzerine elekten geçirerek döküyoruz. İnanın bu şekilde daha güzel oluyor. Pasta dinlenince üzerine kakao ve kahve karışımı döktükten sonra sulanma olmuyor. Erime olmuyor ve çok lezzetli oluyor. Saatlerce böyle kuru bir şekilde üzeri kalabiliyor arkadaşlar. Pastamızın üzerine kahve ve kakao karışımını serpiştirdikten sonra yan kelepçelerini çıkartıp dilimleyip servis tabağına alabiliriz. İnanılmaz lezzetli, güzel bir pasta oldu. Ben zaten lezzetine doyamadım. Burada sizin gözünüzün önünde de bir koca dilim tiramisu'yu bitirdim zaten. Hani doku testi yapacağım diye koca bir dilimi yedim. Burada bir yedim, gittim içeride odada televizyon seyrederek ayrı bir dilim yedim. İşte bu şekilde kiloları alıyoruz. Bakalım sonumuz ne olacak bilmiyorum. 100 kiloya doğru gideceğim herhalde, öyle gözüküyor. Ama gerçekten inanılmaz lezzetli bir tiramisu tarifi oldu. Yapınca bana hak vereceksiniz. Gerçekten yapılması gereken harika bir tarifmiş diyeceksiniz. O yüzden asla pişman olmayacaksınız arkadaşlar. Şimdiden bu güzel tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you.